Geçen yıl 1,3 milyar euro zarar ettiğini açıklayan Philips, 2012 için de ihtiyatlı tahminlerde bulundu. Avrupa'daki ekonomik yavaşlamadan olumsuz etkilenen aydınlatma devi uzun süredir zarar ettiği ve çıkmaya karar verdiği televizyon bölümünde de önemli kayıplar yaşadı. Aydınlatma ve sağlık bölümlerindeki gelirlerini yükselten Hollandalı şirket artan maliyetleri dengelemeyi başaramadı. Fakat şirketin tepe yöneticisi yeni alanlardaki yatırımlarından umutlu. Philips %66 oranında şirketlere ürün satan bir konuma geldi. Evet, Philips'in tüketici bölümü kademeli olarak küçüldü. Sağlık ve profesyonel aydınlatma alanlarında çok büyük fırsatlar görüyoruz. Accelerate dediğimiz ve inovasyonu destekleyen bir programı hayata geçirdik. Burada maliyetleri azaltıp kar marjlarını ve sermaye verimini artırmayı hedefliyoruz. Elektronik ürünlerle küresel bir dev haline gelen Philips, zamanla aydınlatma ve sağlık ekipmanları alanına yöneldi ve şu anda ürünlerinin yarısından fazlasını bu iki alan teşkil ediyor. 2012'de yılın ilk yarısıyla alakalı çok ihtiyatlı davranıyoruz. Çünkü ekonomide çok fazla belirsizlik var. Ayrıca bazı yeniden yapılandırma maliyetleri de dibe vuracak. Yılın ikinci yarısındaysa işletme marjlarının her üç alanda da artmasını bekliyoruz. Şirketin operasyonlarını daha verimli hale getirmeye çalışan Philips, bu tür hedeflemeleri yaparken bir yandan da daha önce açıkladığı tasarruf tedbirlerini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda Hollandalı şirket 4500 çalışanını işten çıkaracak.